Merhaba arkadaşlar, Mayıka'ya hoş geldiniz. Bu dersimizde Present Perfect Tense konusunu işleyeceğiz. Present Perfect Tense, geçmişte belirsiz bir zamanda olmuş olabilir veya geçmişte başlamış, bugüne kadar devam etmiş olabilir. Henüz olmamış veya az önce olmuş veya çoktan olmuş eylemler olabilir. Şimdi bu yapıları bir inceleyeceğiz. İlk olarak since ve for'un kullanımına bir bakalım. Since, den beri anlamına gelir. For ise belli bir süredir, belli bir zamandır anlamında kullanılmaktadır. Yani since'ten sonra geçmişte bir zaman vereceğiz ki o zamandan beri diyelim. Yani since last year, geçen yıldan beri. Since last month, geçen aydan beri. Since 1988, 1988'den beri. Since yesterday, dünden beri. Veya since March, Mart'tan beri gibi bir ifade kullandığımızda present perfect tense kullanırız. For ise belli bir zaman aralığı verecek. Yani for 2 hours, 2 saattir anlamına gelir. For 10 years, 10 yıldır. For 6 months, 6 aydır. For a long time, uzun zamandır. Ve for 5 days ise 5 gündür anlamına gelir. Örnek verecek olursak, öncelikle since'e bir bakalım. I have worked as a teacher since 2010 ifadesi 2010'dan beri öğretmen olarak çalışmaktayım anlamına gelir. Diğer örneğimiz I've lived in this city since I was born cümlesi doğduğumdan beri bu şehirde yaşamaktayım, yaşadım veya yaşıyorum gibi bir anlama gelir. Dikkat edecek olursak since'ten sonra simple past tense içeren bir cümle kullandık. Çünkü o geçmişte olmuş, bitmiş bir eylem. Doğdum ve doğduğumdan bugüne kadar olan bütün zamanı kapsadı. O yüzden başında since kullandık. Kısalttık, yani have lived yerine I've lived kullanabiliriz. For'a örnek verecek olursak, she has studied English for 2 hours ifadesi 2 saattir İngilizce çalışmakta, çalışıyor anlamına gelir. Diğer örneğimiz we have known each other for a long time ifadesi uzun bir zamandır birbirimizi tanımaktayız, bilmekteyiz anlamına gelmektedir. Ve dikkat edecek olursak present perfect tense yapısı have veya has artı verb 3 yapısıdır. Diğer bir kullanımı az önce derse başlarken de az önce olmuş, henüz olmamış veya çoktan olmuş eylemler de present perfect tense ile kullanılır demiştik. Az önce olmuşsa just, henüz olmamışsa olumsuz yani yet, çoktan yapılmış bir eylemse already kullanabiliriz. Burada dikkat edeceğimiz nokta belirli bir zaman yoktur. Yani unspecified time'dır. Örnek verecek olursak we have just finished our project cümlesi projemizi henüz yeni bitirdik anlamına gelir. Yet ile örnek verdiğimizde ise I haven't started doing my homework yet cümlesi henüz ödevimi yapmaya başlamadım anlamına gelmektedir. Ve yet cümle sonunda kullanıldı ve aynı zamanda olumsuz cümlelerle kullanılır present perfect tense'de. Already'ye örnek verecek olursak Jane has already eaten her dinner cümlesi Jane akşam yemeğini çoktan yedi anlamına gelmektedir. Ve belirli bir zaman değil, çoktan, belki birkaç saat önce veya daha da önce yemiş olabilir. Present perfect tense'in belli bir zamanda değil de zaman aralığında yapılmış eylemler olduğunu söylemiştik. Yani since ve for kullanabiliriz. Evet, belli bir zaman önce başlamış, bugüne kadar devam etmiş. Veya o zaman içinde herhangi bir zamanda olmuş olabilir. Burada kastettiğimiz şey şu. Once, bir kez. Twice, iki kez. Three times, üç kez. Four times, dört kez. Many times, çok kez. Several times da birkaç kez anlamına gelir. Yani ben bir eylemi hayatımda bir kez yaptım şeklinde bir cümle kullanacaksam present perfect tense ile kurarım. Kastettiğimiz I have eaten sushi once cümlesi bir kez sushi yedim. Burada doğduğum günden bugüne kadar olan bütün zamanı kapsıyor ve o zaman içinde belirli bir zamanda değil de herhangi bir zamanda belki 10 yıl önce, belki 3 yıl önce, belki de dün, az önce de yemiş olabilirim ama bir kez yedim anlamını veriyorum.
Eğer sonunda yesterday olsaydı o zaman simple past tense kullanırdık. We have been there twice cümlesi. Orada iki kez bulunduk. Yani belki de yine doğduğumuz günden bugüne kadar iki kez bulunduk sadece. Ama belirli bir zaman vermiyoruz yine. He has read that book several times cümlesi. O kitabı birkaç kez okudu anlamına gelmektedir. Yine belirli bir zaman yok ama birkaç kez olduğunu belirtmek için perfect tense kullandık. Evet, present perfect tense'in diğer kullanımlarına bakacak olursak, never, hiç yapmadığımız eylemleri kastetmek için kullanılır. Ever de hiç anlamına gelir. Soruda veya olumsuz cümlede not ever olarak kullanılabilir. Not ever olarak kullanıldığında da never anlamına gelir. Still, hala, recently, son zamanlarda, currently, yine son zamanlarda, lately de son zamanlarda anlamına gelir. Üçü de aynı anlamda kullanılır. So far, şimdiye kadar, up to now da şimdiye kadar, until now da yine aynı anlamda, şimdiye kadar anlamında kullanılır. Eğer it's the first time, second time, third time gibi bir ifade kullanacaksak bunu da perfect tense ile kurarız. Ve before ifadesi de perfect tense ile kullanılabilir. Yani kastettiğimiz I have read that book before cümlesi o kitabı daha önceden okumuştum anlamına gelir. Birazdan örnek vereceğiz. I have never eaten at that restaurant cümlesi o restoranda hiç yemedim anlamına gelir. Burada yine kastettiğimiz uzun bir zaman aralığı, doğduğum günden bugüne kadar olan zaman aralığıdır ve belli bir zamanı yok, hiç yemedim anlamına gelir. Soru sorarken, have you ever visited a museum şeklinde soru sorabiliriz. Yani, hiç bir müzeyi ziyaret ettin mi anlamına gelir. Cevap olarak, yes I have, no I haven't veya no I have never visited a museum veya yes I have visited a museum once, twice, three times gibi cevaplar verilebilir. We still haven't done our homework cümlesi ödevimizi hala yapmadık anlamına gelir. I haven't been to Hawaii before cümlesi daha önceden Hawaii'de bulunmadım anlamına gelmektedir. I have read 5 books so far this year cümlesi bu yıl şimdiye kadar 5 kitap okudum anlamına gelmektedir. Evet arkadaşlar, soru sorarken ne kadar süredir, ne kadar zamandır anlamını veren how long yapısını kullanabiliriz. Yani how long have you lived in Istanbul sorusu ne kadar zamandır İstanbul'da yaşamaktasın anlamına gelir. Burada cevap olarak I have lived in Istanbul for 3 years şeklinde cevap verdiğimizde 3 yıldır İstanbul'da yaşamaktayım cevabını vermiş oluruz. Evet arkadaşlar, az önce present perfect tense'in nerelerde kullanıldığını ve ne anlama geldiğini işledik. Şimdi bunu simple past tense'le bir kıyaslayalım. Simple past tense geçmişte belli bir zamanda olmuştur. Present perfect tense ise belirli bir zamanda olmuş eylemlerdir. Yani we studied English last night cümlesi dün gece İngilizce çalıştık anlamına gelir. Buradaki last night ifadesinden anlayacağımız şey simple past tense kullanmamız gerektiğidir. Eğer we have studied English for 3 hours şeklinde cümle kurarsam 3 saattir İngilizce çalışmaktayız anlamını vermiş oluruz. Buradaki olay 3 saat süren bir eylemdir ve şu ana kadar sürmüştür. Eylem hala devam ediyor olabilir, henüz bitmiş olabilir veya etkisi devam ediyor olabilir. Burada perfect tense kullanırız. For 3 hours burada bizim ipucumuz. Yine diğer örneğimiz we ate dinner 2 hours ago. Cümlesi simple past tense'te kurulmuş bir cümledir. Çünkü ago geçmiş zaman kullanmamız gerektiğini bize verir burada. Ve geçmişte belirli bir zaman olduğu için simple past tense kullandık. Eğer we have already eaten dinner şeklinde cümle kurarsak çoktan akşam yemeği yedik anlamını vermiş oluruz. Burada unspecified time yani belirsiz bir zaman vardır. Ne kadar zaman önce olduğunu bilmiyoruz cümleden. Ve son olarak dikkat etmemiz gereken nokta şu. Biz for'u perfect tense'de kullanırız dedik ama geçmiş zamanda da kullanabiliriz. Yani I walked for an hour yesterday cümlesi dün bir saat yürüdüm, bir saat boyunca yürüdüm anlamına gelmektedir.
Buradaki for an hour ifadesi bizi yanılgıya düşürmesin. Dün bir saat boyunca yapılmış bir eylemdir ve olmuş bitmiştir. Ancak I have walked for an hour şeklinde bir cümle kurduğumda burada perfect tense olmak zorunda. Çünkü şu ana kadar sürmüş bir eylemi ifade ediyorum. Buradaki for perfect tense'in for'udur. Evet, bu dersimizde present perfect tense konusunu işledik. Şimdi aktivitelerinizi çözme zamanı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.